Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bildiğiniz gibi birkaç gündür bir klanda takılıyoruz Bir seviye bir klan çok kişi soruyordu Abi bu turnuva nedir? Turnuva nedir? diye Çünkü ben Pardon 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 Soranlara diyordum ki bir turnuva var ESL'nin turnuvası var diyordum Şimdi bu ESL, e, esL'yi az çok e, çoğu kişi biliyordur. Hani espor, espor'un e bir e, düzenlediği, sürekli düzenlediği bir turnuva var arkadaşlar. Program indirip katılıyorsunuz. Bunun ilgili e, ilerleyen dönemlerde eğer güzel bir e, like alırsak bunu videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi biz e, bu turnuva'ya katıldık. Turnuva ee, çok tuhaf hani e, diğer büyük turnuvalar gibi değil. Gün içinde yapılıyor. Yani şu 3 maçı biz dikkat ederseniz 3 saat 1 saat 1 saat yani e, saat başı maç şeklinde oluyor ve bir günün içinde turnuva neredeyse tamamlanıyor. Tabi e, böyle bir e, dar bir süreç olduğundan dolayı son maçta bir darbesini yedik. Şimdi son maçtan önce e, ilk maça bir bakacak olursak ilk maçı Rahat bir şekilde 3 dedik yani 1, 2, 3. 3 tane 3'lük al 2 tane de 96, 90 8'de kalmış. Ben 2 numarayı 3lemiştim. E, buradaki rakip biraz kolaydı yani hiç göstermeme bile gerek yok. Ama şu ikinci savaşta e, biraz daha riskli bir maçtı çünkü rakip sağlamdı. E, buna rağmen biz bir tane üçlük attık, kazandık. Ee, bunda da Will Peria. evet. Viperia arkadaşımız üçlük salladı. Eee tabii maç riskliydi. Ben e, iş işten çıktım geldim. Hani bir de gündüz çalıştığımdan dolayı sıkıntılı bir süreç dedim gibi. Hani evde olsaydım canlı yayın açacaktım. Evde olmadığımdan dolayı canlı yayın açamadım. Ee, yolda gelirken takip ediyordum maçı. Neyse e, bu maçı izleyelim. Ondan sonra diğer maçla ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Ve e, ödül 20.000 taştı arkadaşlar. 20.000 taş birinci olsaydık her 5 kişiye de 20'şer bin taş verilecekti. Toplamda 100.000 gem yapıyor işte. Yani gerçekten de güzel bir şey. Ben e, neden katıldım? Ya gem ihtiyacımız mı var? E, şu şekil köy binası 13 gelecek. Yani 20 bin gemimiz olsaydı e, güncellemede güzel bir şekilde e, güncellemeye bakış yapabilirdik. Ondan dolayı ben dedim hani burada birinci olursak bizim için iyi olur. E, Tabi e, son yenildiğimiz takım turnayı gözünden vurduk. Tuttuk tuttuk e, turnuva klanı ile işleştik arkadaşlar. Şimdi bir göstereceğim burada bizim eleman güzel balonlarla gerçekten güzel girdi. Hani e, ben yarasayla girdiğim zaman üçlüyorum arkadaşlar. Hani 10 düzende yani 10 saldırıda 6 7 tane üçlüyorum. Hani zorlasam belki 10'da 9 bile yapabilirim. 10'da onu bilmiyorum ama 10'da 7, 10'da 8 yapabilirim. E, şöyle göstereyim. Ee, şöyle bir geçmiş şeyi göstereyim Mesela bunu biraz önce de aldım ya 8 dakika oldu 99 ya Bir cehennem kulesi kaldı Böyle bir saldırı ancak olur ee, Köye bak abi ya Köy geniş olduğundan dolayı Şu cehennem kulesi kaldı Bak etrafı bitti Sadece şu kaldı O da çok tuhaf bir şekilde kaldı Ben koruyucuyu ilk başta biraz e, Şey yaptım temizlik açısından bekledim İçeri girdik Burada. Soldaki cehennem kulesi biraz sıkıntı yaratıyordu Onu indirdik Şimdi burada Sağ tarafı temizledik ben sol tarafı Yarasayla giriyorum belediye binası şu an Pekka'ya kitlendi ve Şeyin özelliğini kullandım Dondurmama rağmen belediye Binasını indirmedi o pekka Ben de dondurma büyüsüyle bir şeyler yaptım Burada cehennem kulesi maalesef ki Şu birimleri bıraktığından dolayı Yarasaları anında indirdi ve çok rahat bir şekilde yarasalar öldü. Biz bunu alamadık ve 99 ile 2 yıldızda kaldık. Belki çoğu zaman bu benim başıma geliyor. Burada 3 yıldızlarımız var. Ee, burada gündüz dalmıştım. Ee, Baya bir yoğundum. Gerçekten hani şey yapamadım. Çok aceleden daldım. Ee, burada üçlüğümüz var. Burada 2 yıldızlar var. 3 yıldızlar var. Yine eee Binici saldırısı. Evet şu bininci saldırısını canlı yayında herhalde denemiştik. Ee, başarısız saldırılarımız da vardı. Dediğim gibi hani amaç değişik ordularla üçlemek çünkü yarasayla üçlüğümüzü sürekli atıyoruz. Neyse son maça gelelim. Son maç Tribe Gaming arkadaşlar. Tribe Gaming kim? Size şuradan göstereyim. Ee, YouTube'a Tribe Gaming yazdığınızda çıkıyor zaten. Final Battle ee, 704 klanıyla Tribe Gaming e, final maçında zaten bu Tribe Gaming de kazanıyor herhalde. Bu videonun sonuna baktım. Çünkü en son maçı da kazanıyorlardı. E, bak bu eleman bütün turnuvaları sunuyordu. Ben ondan e, şey yapmadım. Son maç mesela geridelerdi. En son karşılaşmayı aldı. 11'e 10 kazandılar arkadaşlar. Bu dünya şampiyonasına katılmış bir klan. Oyun yani eee fasulye değiller yani. Boş bir klan değiller. Zaten maç başlayı başlamaz da şuradaki görüntü size anlatır. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. 5 ee, numarayı hakkıyla üşledi. 2'yi ee, de herhalde hakkıyla üşlediler. Ama 3 numarada bizim eleman telefonun şarjı bitmiş. Düzeni değiştirmeyi unutmuş. Ya abicim saat başı olan bir şey sen yani bu, bu görüntü ne işe yarayacak? Yani kendi kendine böyle hava atmak için hani sırf bakanlar bunu görsün diye yapıyordur. Savaş başlamadan önce değişecekmiş. Bunu değişmeyi unutmuş ve eleman üçlüyü salladı. E zaten iki tane de üçlük salladı. E şimdi o savaşı saymasak rakip 12 olacak ve biz ben bir tane üçlük salladım. Şu maçta 99'da kaldı. Yani bu kadar şanssızlık olur. Yani şu maçı üçlesek e biz neredeyse kazanırdık. Yani bu elitin normal düzenini üşleyemezlerdi. Beni düşleyemediler. 80'de kalmışlar. 81'de. Muhtemelen e, 12 olurlardı. Biz bunu alsaydık 10 olurduk. Üşleseydik. E, buradan da 2 yıldız bile alsaydık 12 veya 13'e e, yıkımla geçebilirdik herhalde. 66'ya 64. Bilmiyorum. Tabi son maç almadığımızdan dolayı öyle gösteriyor. Yani e, güzel bir turnuvaydı ama dediğim gibi biraz da şans olması lazım. E, bu bizim için bir alıştırma oldu arkadaşlar. Neyin ne olduğunu ben gördüm, anladım. E, Kadir kardeşim sağ olsun biraz gösterdi. E, artık bundan sonra biz e, bu turnuvalara katılıp inşallah başarılı sonuçlar elde etmeye çalışacağız. Bakalım burada ben saldırdım, okçu sayısını fazla aldım kenarlardaki birimleri yıkıp temizlik konusunda almak için burada büyücüyü sağ tarafı temizleyip pek ayla da sol tarafı aldım arkadaşlar sol tarafla bağlantısını kestim ve çaprazlamaya giriyorum bakın şu şekil gelecekler zaten sağ temiz olduğundan dolayı hepsi şuradan içeri doğru gidecek burada bizim orduyu güzel bir şekilde şifacıların da yardımıyla koruduk tazı çıktığında hemen oraya bir öfke büyüsüyle rahat bir şekilde orayı tertemiz ettik. Kraliçe dışarı çıktı. Kraliçenin dışarı çıkması kötü oldu. Orada büyücü birkaç tane körpecici öldürdü ama körpecikler bitmedi. Ben yarasa saldırısıyla üst tarafı temizledim ve savunmaları bitiriyorum. Son buz büyüsü var mıydı hatırlamıyorum. Evet, burada okçularla şu körpecikleri almaya çalışıyorum ve köyü düşlüyorum. Asker sayısı da fazla. Baya pekkamız, mekkamız duruyor. Ee, bunları üçledik ama dediğim gibi yetmedi. O düzen konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Şimdi ordumuz hazırken isterseniz ben balon balon basmamıştım abi. Ee, 15 tane okçu ne ya? Neyse ya olsun. Şöyle karışık bir saldırı yapalım. Buz golemi yok. Bebe geciler atmışlar. Hadi bismillah diyelim dalalım abi. Tekli cehennem kuleleri verdi. İlginç. Şöyle uzak köşeden girsek nasıl olur? Şuradan girsek 4 birimden burası. Aynen 4 birim gibi duruyor. Hmm. Evet, şurada ben biraz e, temizlik yapmasını istiyorum. Evet, koruyucu biraz temizliği yapsın abi. E, atın kraliçeyi, e, şey koruyucuyu atın. Ufak ufak temizlesin. Acele etmeyin. Önce alacağınız yerleri alın arkadaşlar. Çünkü savunmanın görmediği yerleri almak her zaman iyidir. Süre açısından baya bir fark edecek. Süre konusunda burada biraz beklediğimizden dolayı o açı oradan kapatıyoruz. Şimdi biz sağ tarafı güzel bir şekilde temizledik. Sol taraftan girişimizi yapacağız. Şöyle hemen buradan girişimizi yapıp. Saldırımıza başlayalım. Tekli orada bir cehennem kulesi var, sıkıntı olacak. Koruyucunun bu tarafa gelmesi lazım. Koruyucu bu tarafa gelmedi. Evet, çok güzel. Hmm. Peki koruyucu sen niye gelmedin? Buz golemi niye o tarafa gitti? Hmm. Evet, çok güzel abi, gerçekten çok güzel. Ben diyorum ya, bak bende şans yok. Sonunda koruyucu kardeş gelecek mi dedim ama hala gelme niyetinde değil. Ee, kraliçe şu an belediye binasına doğru gidiyor Belediye binasını bakalım Kraliçe görebilecek mi Evet şu an belediye binasına Vurdu ben şuraya hemen bir tane Şey kullanacağım Kraliçenin özelliğini kullanıp şuraya yarasaları Biraz hayatta tutalım ee, Yarasalara vuramıyor Şey elemanın ismi neydi Büyücü kulesi şuraya hemen e, Temizlik açısından askerlerimizi Bırakalım 3 tane dondurma Büyüğümüz var ve Sadece bir tane büyücü kulesi var abi. Ben orayı alana kadar ben şu okçularımı geniş bir şekilde yollayım. Şuraya bir tane bırakayım. Ee, yarasalar orayı biraz temizlesin. Yarasa sayımız yetersiz gibi. Evet biraz e, hafif aldık. Maalesef biraz hafif aldık. Yarasalar ne oldu ben onu anlamadım. Yarasaların bir kısmını büyücü kulesi mi vurdu ne yaptı? Yapma be abi. Evet şifacının olması güzel. Şifacı burada bize baya bir yardımı olacak çünkü. Barbarlar ölmeseydi iyiydi. Havan sen bir öl be kardeş. Bu buz golemi ne yapıyor ya? İki tane buz golemi var orada. Ha biri dev biri buz golemi. Tamam bu saldırı 3 olmayacak ya. Muhtemelen Yüzde %90 küsürlerde bir şeyde kalacağız. Cık, baksana abi ya. Evet bir de kral gel. Bir kralımız eksikti be. Gel. Gel kardeş gel lambaya püfte hadi bakalım. Evet neyse arkadaşlar bu saldırı da böyle bitti diyelim. Dediğim gibi inşallah hoşunuza gider arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse bu turnuvadan sürekli katılmamızı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben ona göre bakacağım. Eğer güzel bir like olursa bu turnuvayı devam ettireceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.